Suriye'nin bu hale gelmesine sebep oldular. Ve şimdi Suriye bölünecek diye ödleri kopuyor. Afrin'de PKK, PYD bir devlet kuracak diye Amerika onları destekliyor açıkça. 4900 tır malzeme göndermiş. Askeri malzeme. Amerika. Oradaki PYD'ye. Resmen ordu kurmuş yani. Resmen ordusu var artık PYD'nin. Ve Türkiye girerim dağıtırım diyor. Belki de Türkiye'yi tuzağa çekiyorlar. Girmesi var bir de çıkması var. Girersin ama çıkamazsın. Koskoca Amerika Irak'a girdi çıkamıyor. Çıkamadı yıllarca. Afganistan'a girdi çıkamadı. Rusya Afganistan'a girdi çıkamadı. Girmek kolay çıkmak zor. Bu iş bir tuzak olabilir yani. Amerika sanki göz göre göre Türkiye'yi oraya bataklığa çekiyor gibi. Göz göre göre silah gönderiyor. Görmüşsünüzdür haberlerde. Kameraların önünde tırlar gidiyor arka arkaya. Üzerinde zırhlı araçlar, uçak savarlar vesaire. Göstere göstere. Bu Türkiye'yi tahrik etmektir. Bu Türkiye hükümetine şu mesajı vermektir. Seni adam yerine koymuyorum. Artık senin tenkitlerinin önemi yok. Seninle zaten dostluğu bitirdik. Sen bana şöyle şöyle dedin, dostluk bitti. Ben artık PKK'yı ya da PYD'yi istediğim gibi desteklerim. Amerika'ya güvenilmez. Şimdi siz eğer Suriye'nin bölünmesinden korkuyorsanız, orada bir Kürdistan kurulursa buradakiler de ister diye korkuyorsanız, ya o zaman bunu yapmayaydınız, o zaman bu savaşı başlatmayaydınız. Irak'ta Amerika'ya yardım etmeyeydiniz. Bak Amerika Irak'a girdi, Irak'ı bölünecek hale getirdi. Orada Barzani, orada PYD vesaire. Bakın iki yerde de hata ettiniz. Irak'ta da Suriye'de de. Eğer Kürdistan istemiyorduysanız niye o zaman Amerika'nın projelerinde yer alıyorsunuz? Daha yeni akılları başlarına geldi 15 sene sonra. Maşallah PYD'nin oraya hakim olmasına siz sebep oldunuz. Madem istemiyordunuz o zaman bu kargaşaya sebep olmasaydınız. Amerika'ya yardım etmeyecektiniz. Kıymetli kardeşlerim, nereye varacaklar bunlar? Bir güç bizim büyümemizden rahatsız oluyor. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız da internete bakın. Geçen sene en son Ankara konferansına bir bakın. Atatürk Spor Salonu'nda, o kocaman salonda. Ancak başbakan doldurabiliyor orayı. Ancak CHP doldurabiliyor orayı. Orası Allah'ın izniyle, yardımıyla tıklım tıklım doldu. Bunu gördükten sonra korkmaya başladılar. Adana konferansını, Ankara konferansını, İstanbul konferansını, büyük şehirlerdeki bu konferansları birisinin ifadesiyle, yetkililerden birinin ifadesiyle, bu işleri bilenlerden birinin ifadesiyle 45 tane vakıf, 45 tane vakıf ve dernek birleşiyor, böyle salonları dolduramıyor. Siz tek başınıza dolduruyorsunuz. İşte bütün mesele bu demiştim. İşte bütün mesele bu. Hareketin büyüme
düşmesi artık bu mızrak çuvala sığmıyor. Ve bu hareket tevhidi anlatıyor. Bu hareket demokrasi hikayeleri anlatmıyor. Bu hareket İslam medeniyetini savunuyor. İşte bütün mesele bu. Hareketin tevhidi bir hareket olması, tevhidi anlatması. Bazı gazetecilerin zannettiği gibi değil. Bu hareket sadece sosyal ve kültürel bir hareket değil. Bu hareket bir dava hareketidir. Bu hareket tevhid hareketidir. Bu hareket Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyen tevhidi bir harekettir. Bizim hareketimiz insani bir yardım derneği hareketi değildir. Biz kapı kapı, kutu kutu yardım malzemeleri dağıtan bir hareket değiliz. Bizim konferanslarımız da kültürel bir faaliyet değil. Bizim konferanslarımız dava faaliyetleridir. Tevhidin anlatıldığı konferanslardır. Onlar bundan rahatsız oluyor. Sadece kültürel faaliyet yapsaydık bizi başlarında gezdirirlerdi. İslam düşmanları bundan rahatsız. Tevhidi anlatmamızdan ve büyümemizden. Hükümete gelince onlar da kendilerine yönelttiğimiz bir takım meselelerdeki tenkitlerimizden rahatsız. Irak politikanızı tenkit ettik, haklıyız. Suriye politikanızı tenkit ettik, haklıyız. Laikliği tavsiye ettiniz, tenkit ettik, haklıyız. Laikliği tavsiye edemez bir Müslüman. Bunları elbette ki tenkit ederiz. Etmeye de devam edeceğiz. İstediklerini yapsınlar. Kur'an bize "İ'melû mâ şi'tum" diyen peygamberleri öğretti. İstediğiniz yapın, inni amil, ben de yapacağım. İstediklerinizi, hiçbir şeyi bırakmayın, elinizden gelenin hepsini yapın. Neyiniz varsa ortaya koyun. Göreceksiniz, eğer Allah bu cemaate bir vazife verdiyse siz bunu durduramayacaksınız. Allah bir cemaate bir vazife verirse, sancağı ona teslim etmek istiyorsa, hiç kimse o sancağı elimizden alamayacak. Sadıka rüyalarda da görüldüm. Samimiyetine canı gönülden inandığım kardeşlerim, sadıka rüyalarda gördüler ki Hazreti Ebu Bekir Medine'de bu sancağı bize teslim etti. Bunu hiç kimse değiştiremeyecek. Allah bu sancağı bize teslim ettiyse bunu ne AKP elimizden alabilir, ne CHP'si, ne de bir başkası elimizden alabilir. Ne o derin devlet bunu elimizden alabilir. Bunlar sadece bize güç ve kuvvet verecek. Ve biz bu darbelerle biiznillah yıkılmayacağız. Ve sırtımızı yere getiremeyecekler. Belimizi kırmayan bu darbe bizi daha da güçlendirecek. Ve yakında güneş tekrar açacak. Ve o zaman herkes bizi hayırla hatırlayacak.